TV19'da yeni bir programla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Röportajımızın ismi Gel Bunu Konuşalım olacak. Biz de mikrofonlarımızı Çorumlu seyircilerimize uzatacağız. Gel bunu birlikte konuşalım diyeceğiz. Haydi bakalım. İşti, yemekti, temizlikti. Yapılacak çok şey var. Bütün bunların sebebi uyku nedeni. Kadınların daha fazla uykucu olduğu bir araştırma neticesinde ortaya çıktı. Kadınlar erkeklerden daha fazla uyuyormuş. Bakalım öyle mi? Hep birlikte soracağız. Bir araştırma neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu ortaya çıkmış. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum. Çok çalışan çok uyur diye söyleyebilirim ama kadınların daha çok ihtiyacı olduğunu biliyorum uykuya. Ama hiç zannetmiyorum uyumuyoruz yani. Uyuyamıyoruz. Kendinizden mi? Evet, kendim örnek versem özellikle çocuklar olduğu için geç yatıyoruz. Her seferinde erken kalkıyoruz. Evet, o yüzden. O yüzden az uyuyoruz. Az uyuyoruz. Evet. Şimdi ben sana bir soru soracağım. Tamam. Adın soyadın? Tuya. Efendim? Turan. Turan, kadınlar mı çok uyur, erkekler mi çok uyur? Kadınlar çok uyur. Annen çok mu uyuyor? Evet. Çok uyuyor musunuz? Çocuktan aldık haberi ve annesinin daha çok uyuduğunu söyledi. Annen çok uyuyor. Evet. Baban? Baban? Çok uyuyor. Baban da mı? Evet. En çok babamız uyuyor. En çok baba mı uyuyor, anne mi uyuyor? Anne. Anne uyuyor. Peki, tamam. Ben tersini düşünüyorum. Erkekler daha çok uyuyor. Neden? Kadınlar sabah erken kalkıyor, kahvaltıyı hazırlıyor, işini hazırlıyor, çocuklarını hazırlıyor, temizliği yapıyor. Erkekler işe gidiyor, geliyor akşam, yemekten sonra koltuğun karşısında uyuyakalıyor. Eşiniz genelde öyle mi? Pardon, televizyon karşısında. Eşiniz genelde öyle mi? Evet, eşim öyle yapıyor. Önce ablamızı bir tanıyalım. Nasire Can Bey. Evet. Ablacığım, kadınların daha fazla uykucu olduğu söyleniyor bir araştırmanın neticesinde. Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Erkekler mi daha çok uykucu, kadınlar mı? Erkekler çok uykucu. Neden? Bilmem. Bilmem. Erkeklerin daha fazla uyuduğunu nereden biliyorsunuz? Biliyorum, ben adamla göre biliyorum. Ben eşimden, kocamdan dolayı diyorsun. Evet. Çok mu uyuyor? Çok uyuyor. Horlar mı? Bazı horluyor, bazı da horlamıyor işte. Evet, peki teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi hemen burada 3 tane hanımefendi var. Hemen ben mikrofonu uzatacağım, önce sizi bir tanıyalım. Ben Zümrüt Yıldız, Karkahallar köyünden geliyorum buraya. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sağ olun. Şimdi bir araştırmanın neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uykucu olduğu ortaya çıkmış. Siz katılıyor musunuz? Evet, ben uykucuyum. Günlük kaç saat uyuyorsunuz? Gündüz öğlen sonu yatınca ikindiye kadar uyuyorsun. Bir de gece uyuyorsunuz. Evet, gece de uyuyorsun. 8 saatten fazla uyuyorsunuz. Evet, uyuyorsun. Çünkü tarlada çalışıyorsun, yoruluyorsun. Evet. Ha, demek ki uykunun sebebi çalışmak. Evet, yorgunluktan uyuyorsun. Anladım. Çiftçi, biz çiftçiyiz. Evet, tabii ki yoruluyorum. Uykuyu da hak ediyorum diyorsunuz, evet. Yani. Hemen sizi, evet, sizi tanıyalım. Ablam genel olarak bir uykusu var. Ben kardeşiyim. Ben o kadar uyumuyorum. Uyumuyorsunuz. Yok, ablam kadar hani çok uyku. O ablanıza göre, ama siz genelde bu görüşe katılıyor musunuz? Kadınların daha çok uykucu veya erkeklerin daha fazla uykucu olduğuna ne diyorsunuz o konuda? Demek ki çoğunlukla öyle genel kadınların olarak. Kadınların daha çok uykucu olduğu
çok çalışma, temizlik, ev. Evet, yoruluyoruz. Aha, uyuyoruz. Beyleri işe gönderdikten sonra? Aha, ben de uyuyorum, evet. Okula gittiği zaman eşim 10-11'e kadar yatıyor. Evet, evet. Bir de hayat tecrübesi ikisinden de daha yüksek bir teyzeme. Ben mikrofonu uzatıyorum. Siz evet. Neler söylemek istersiniz? Ben bir şey demeyeceğim. Size göre kadınlar mı daha çok uykucu, erkekler? Yerine göre kadınlar, yerine göre erkekler, aynı. O günlük çalışmaya bağlı mı diyorsunuz? Evet. Evet, sizi bir tanıyalım. İsmim Adil Karadar. Evet, Adil abi. Bir araştırma neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uykucu olduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Vallahi bence kadınlar değil, erkekler daha çok uykucu. Neden? Vallahi erkekler daha, bence şahsen kendimden biliyorum yani. Erkekler daha çok uyuyor. Erkekler daha çok uyuyor diyorsunuz. Evet, ben öyle düşünüyorum yani. Adil abi, günlük ne kadar uyuyorsunuz? Vallahi ben günlük 8-9 saat uyuyorum aşağı yukarı. 8-9 saat. Çünkü emekliyim yani. Emeklisin, yatabilirsin abi, yatalım böyle. Tamam. O zaman burada uyu kalırsak bizi kaldırırlar. Tamam. Öyle diyorsunuz. Peki, genelde kahvaltıyı yenge mi yapar? Tabii canım, yenge hazırlıyor kahvaltıyı. Evet. Hanım hazırlar. Sen burada parkta geziyorsun böyle, uykunu alıyorsun, evet. Ve yatmaya devam. Yok, olsun, bazen hanımla beraber de geziyor canım. Öyle mi? İlle tek sadece ben gezmiyorum canım. Hanımı da alıp geziyor, bazen beraber geziyor. Tabii canım. Peki, biz uyumaya devam edelim, biz de erkekler. Evet, parkta beyleri yakaladık ve şimdi hemen o özel sorumuzu soruyoruz. Bir araştırma neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Önce sizi bir tanıyalım. Ben Mustafa Altun, Kadastro evet. Müdürlüğü'nden emekliyim. Evet Mustafa abi. Kadınlardan çok erkekler uyur. Erkekler daha çok uyuyor. Neden? Vallahi biraz da tembellikten, emeklilikten, kadınların evdeki işi bitmez, gücü bitmez. Devamlı çalışırlar. Ama işte bizim gibi emekliler ne yapar? Vakit geçirmek için gelir buraya. Gittiği zaman eve de uyuklar, oturur. Yani televizyon seyrederken de uyur, yatınca da uyur. Bu budur yani. Emeklinin en çok ihtiyacı uyku mu diyorsunuz? Uyku. Yaş geçiyor zaten. Evet. Daha yani, çok uykuya ihtiyacı var. Uykuya daha çok ihtiyacı var. Evet. Peki. Teşekkür ederim. Siz bu araştırmaya göre, bu sonuca göre, siz bu düşünceye katılıyorsunuz? Katılıyorum. Ya kadınlar daha fazla uyuyor diyorsunuz. Hayır, erkekler daha fazla uyuyor. Erkekler daha fazla. Tabii onlar çok çalışıyor. Yani yoruluyorlar. Bence benim eşimin işi ağır olduğu için yani. Yani ben erkenciyim diyorsunuz. Evet. Erkekler daha fazla uyuyor. Neden? İş yoğunluğu. Aynen, biz ya kafamıza her şeyi çok takıyoruz. Ben uyuyamıyorum mesela. Gerçekten. Eşim yani yattığı gibi uyur, hiç problemi yok. Bütün evin ekonomik ve diğer bütün problemlerini siz düşündüğünüz için yatamıyor musun? Bilmiyorum, benim uykum yok gerçekten. Ama eşim evin, anında uyur. Evin reisi siz? Bilmiyorum. Eşit. Yani. Birebir. Eşiniz daha fazla. Tabii ki. Aynen öyle. Yani bizim aile de öyle. Şimdi biz çocuktan al haberi yapalım. Hemen delikanlıya soracağız. Senin adın ne? Eymen. Annen mi çok uyuyor, baban mı çok uyuyor? Baban çok uyuyor. Tura gidiyor bazen. Bazen tura gidiyor. Kamyon yapıyor bazen. Kamyon yapıyor. Ha, çok çalışıyor, o yüzden çok uyuyor. Peki, teşekkür ederiz. Şimdi hanımefendiye soracağız. Neticesinde siz mikrofonu bana uzattınız ama ben şimdi size o soruyu sormak istiyorum. Kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu ortaya çıkmış. Kadınlar mı daha çok uyku uyur, erkekler mi? Tabii ki erkekler. Ben katılmıyorum. Neden? Neden? Bence çok çalışan çok uyur. Çok çalışan çok uyur. Hı. Ama kadınlar da çok çalışıyor günümüzde, biliyorsunuz. Tamam, ben bir şey demedim. Siz kaç saat uyuyorsunuz? 4 saat. Ben de 4,5 saat uyuyorum. Yarım saat. Yarım saat. Evet. O zaman siz de uykucu değilsiniz. Kesinlikle. Biz de uyuyoruz. Sizi tanıyalım. Merhaba, ben Alperen.
Alperen ne iş yapıyoruz? Okuyorum, öğrenciyim. Öğrencisiniz. Aynen. Kaç saat uyuyorsunuz günlük? Şimdi değişiyor ya. Gece 2'de, gece 2'de 24 saat. 24 saat uyudum kesin doğrudur. Hani gece 2'de falan yatıyorum. Sabah yani öğlenden sonra kalkıyorum 3-4. Bayağı bir uyuyorum yani. 12 saat uyuyorum genellikle. Peki bir araştırmanın neticesinde şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Evet. Kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu ortaya çıkmış. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Ya abi şimdi katılıyorum. Neden katılıyorum? Hani evde oluyorlar sürekli. Bütün işler, güçler onlara kalıyor. Hani bütün yük onlarda olduğunu düşünüyorum. O yüzden fazla yoruldukları için uyuyorlardır. Anladım. Galiba. Aynen. Laf attı arkadaşınız orada. Ne diyorsunuz? Uykuya düşkün olduğundan. Siz çok mu uyuyorsunuz? Benim için öyle şartlar. Biri uyuyor, biri uyumuyor. Değişiyor. Aynen. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sizi tanıyalım. Ben Mustafa Tolga Çırak. Evet. Kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Yani Yengeye niye baktın? Yani bu soruyu yanlış yerde sordunuz tabii. Öyle ki. Mi? Tabii ki. Yani pek inanmıyorum. Da doğru olduğunu düşünmüyorum. Kime inanmıyorsunuz? Kendinize mi yengeye mi? Tabii ki bu araştırmanın sonucu neye göre yapıldı bilmiyorum ama herhalde doğru değildir ya. Çalışmaya göre değerlendirilmiştir büyük bir ihtimal. Yani sebep de odur yani. İşte kadınlar daha fazla ev, temizlik, çocuk işleri falan derken çok çalışan mı yoksa çok boş gezen mi daha uyur? Çalışan kadınlarda herhalde bu söylem pek doğru olmaz. Çünkü siz kendinizden örnek verin. Siz uykucu musunuz? Yok, pek değilim yani. Uykucu değilsin. Değilim. Günlük kaç saat uyuyorsunuz? En fazla 7. 7 saat. Hı. Normal. Peki yengeye soralım. Standartlar ve şartlar değişiyor tabii. Biz ama ailecek uykuyu az seven insanlarız. Eşim de az uyur, ben de az uyurum. Çocuklarımız da az uyur. Onun için biz yanlış bir çiftiz herhalde bu soruyu sormak için. 5-6 saat. Evet, yani ortalama 6-7 saat uyuyoruz. Çalışan eşler olduğunuz için. Çalışıyoruz. İki de çocuk olunca anca yetiyoruz. Anca. Uykuda daha fazla vakit geçiremiyoruz. Evet, o da alışkanlığımız oldu artık. Böyle geldi, böyle gidiyor herhalde. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bir saniye. Size. Ben bu arada delikanlıyı tanımak istiyorum. Adın, soyadın? Yusuf. Yusuf, sana bir soru soracağım. Annen mi çok uykucu, baban mı? İkisi. Oo! Haberi doğruladık şimdi. Bombayı patlattık. İkisi de uykucu. Hı hı. Peki, tamam. Çocuktan al haberi. Evet, demek ki biz yanılmışız. Evet, yanılmışız. Araştırmalar çocuğa göre yapılmış evet, herhalde. Evet, peki teşekkür kolay ederiz. Gelsin. Sağ ol. Evet, röportajlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi soruyu hanımefendilere soracağım. Kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Sizi Hayır. tanıyalım. Hayır, ben Esra. Esra, kadınların daha fazla erkeklerden uykucu olduğu bir araştırma neticesinde ortaya çıkmış. Bu fikrimize katılıyor musunuz? Neden? Ben erkekler daha çok uyuyor sanırım. Babanız çok... Aynen, babamdan. Bu durumu aileye bakarak söylüyorsunuz. Ama sağlığım da, ben cidden şu an şey yapmak istemiyorum. Peki, hemen yan tarafa geçiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Huriye ben. Evet. Bir araştırma neticesinde kadınların daha fazla uykucu olduğu söyleniyor erkeklere bakarak. Sizce neden? Bence neden? Boş vaktimiz çok olduğu için. Erkeklere nazaran daha fazla boş vaktimiz var. Bu arada uykucu kim olmuş oluyor? Biz oluyoruz. Kadınlar oluyor. Evet, kadınlar daha çok oluyor. Boş vakit olduğu için mi, çok çalıştıkları için mi? Boş vakitleri oldukları için. Yani bir anda uyuyabiliyorlar diyorsunuz. Yani boş vakit var, sıkıntıdan uyursun. Ne yaparsın? Evet. Yani yapacak bir şey yoksa, ilgilenecek bir şey yoksa uyursun yani. Evet, peki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Masal oyunu sandın. Oyun mu sandın?
ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizi tanıyalım. Adım Oğuzhan. Evet, Oğuzhan. Mehmetçik Lisesi'ni bitirdim. Maşallah. Konservatuar hazırlanıyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah Çorum'dan müthiş bir şekilde bir yıldız doğar. Gitarist, sizi gitarist olarak görürüz Oğuzhan. İnşallah. İnşallah. Ederim, evet. Sokak müziği yapıyorsunuz. Evet. Hı-hı. Evet. Oğuzhan, bir araştırma neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu söyleniyor. Siz bu fikre katılıyor musunuz? Yani bence cinsiyetle alakalı bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Evet, güzel. Yani ben günde 15 saat uyuyan bir insanım. 15 saat uyuyorsunuz. Derse nasıl çalışıyorsunuz? Ders konusu dediğim gibi okulumuz bitti artık yani sonuç olarak. Okul zaman tabii ki böyle değildi. Mevsimsel mi 15 saat diyorsun? Yani okul zamanında düşündüğüm zaman 4'te okuldan çıkıyoruz. Evet. Yani akşam 8 gibi yatıp sabah yine 8 gibi aşağı yukarı 12 saat okul zamanında kalktım bilirim yani. Evet. Ya bu sürekli olan bir şey değil tabii ama genel olarak böyledir. Yani. Dediğiniz gibi erkek kadın ayırmaktansa çok çalışan daha fazla mı? Ya yani çok çalışan da değil. Bu tamamen kişinin kişiye bağlı evet. Kişiye bağlı. Evet. Ben böyle düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Hayır. Sağ olun. Size de. Erkeklerden daha fazla uyuduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Katılmıyorum ben. Neden? Bilmiyorum. Erkekler daha uykucu gibi geliyor bana. Daha fazla uyuyor. Daha fazla uyuyor. Siz daha çok yorulduklarından belki. Aileden mi örnek veriyorsunuz? Aileden. Sizinle kim daha çok uyur? Abim çok uyur. Abim kaç saat? Bıraksanız 12-13 saat uyur. 12-13 saat uyur. Benim babam da çok uyuyor. Baban? Evet. Ben uyumuyorum mesela. Annem de çok fazla uyumaz. Kız kardeşim de uyumaz. Ama babanız? Babam fazla uyuyor, evet. Babanız emekli mi? Emekli. Zamanında da uyuyordu. Bayağı uyuyordu yani. Erkekler uykucu diyorsunuz yani. Erkekler biraz uykucu. Peki, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Erkekler abi ya. Abi ya? Abi çok düşünüyorlardır ya. Neden? Neden? Vallahi abi iş konusu şey konusundan dolayı erkekler yatın, daha çok. Yatın çok uyuyorsunuz. Vallahi ben 8 saat uyuyorum abi. 8 saat? Evet 8 saat uyuyorum. Gece çok düşündüğüm için bir de elektrik elektronik bölümündeyim. Sürekli proje düşünüyorum. Projelerden dolayı uyuyamıyorum. Sabah da geç kalkıyorum. Proje adamı proje adamı çok fazla uyuyormuş. Evet aynen abi vallahi. Evet. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Rica ederim. Evet, bir araştırma neticesinde kadınların erkeklerden daha fazla uyuduğu ortaya çıkmış. Yani kadınların uykucu olduğu söyleniyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Kadınlar mı çok uyur, erkekler mi? Kadınlar daha fazla uyur çünkü çok yoruluyorlar. Çok yoruluyorlar. Evet. Ben yoruluyorlar abi ya. Evet. Yok ya yorulmuyor. Çok çok iyi uyuyorlar yani maşallahlar var yani. Kadınlar çok uyuyor. Çok uyuyor hem de. Vallahi yenge, yenge çok mu uyuyor? Hem de çok uyuyor. Kaç saat kaç saat? Bilmiyorum ki kaç saat. Sabahta akşama da ya. Evden çıkıyorum uyuyuş o uyuyuş diyorsun. Evet vallahi. Siz mi kaldırıyorsunuz eve girince yengeyi? Evet. Yengeyi siz zile basıp mı kaldırıyorsunuz? Evet. Vallahi Allah. Çalar saat bul. Çalar saat bulsun. Zile basmaya gerek yok. Anahtar da var. Anahtar da var. Güzel. Siz ne dediniz? Bence genelleme yapmayalım da çok yorulan çok uyur yani. O bir gerçek. Evet. Kadın erkek olmaz. Çok çalışan çok uyur. Çok çalışan çok yorulan çok uyur. Okey. Okay. Değil mi? Okey. Eyvallah. Bence böyle. Kolay gelsin. Sağ olun.